Yatsıdan sonra fıkıh öğrenmek, yani İslami ilimlerde derinleşmek veya öğretmek ve hayırlı bir iş yapmak için beklemek. Uykusuz kalmak, uykuyu etelemek. Kurra bin Halid radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün rahmetullahi aleyh, bir gün Hasan Basri hazretlerini ders verecek diye bekledik. Hasan Basri hazretleri büyük bir alim, arif. Derse gelecek diye ders saatinde bekledik. Gecikti. Nihayet mescitten ve dersten kalkıp gideceği vakitte yaklaşınca geldi. Ve şu komşularımız beni çağırdılar dedi. Yani komşuların bir ihtiyacı için geciktim, onun için geç kaldım diyor. Sonra şöyle dedi. Enes radıyallahu an şöyle anlatmıştı. Bir gece Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hemen hemen gece yarısına kadar bekledik. Teşrif edip bize namaz kıldırdılar. Sonra bize hutbe irade edip şöyle buyurdular. Şimdi herkes namazlarını kılmış ve uyumuşlardır bile. Siz ise siz ise namazı beklediğiniz müddetçe hep namaz kılmış gibi oldunuz. Namazda gibi sayıldınız. Daha sonra Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İnsanlar bir hayrı gözetleyip bekledikleri müddetçe o hayrı yapmış sayılırlar buyurdu. Yani bir hayrı yapmak için onu onu beklemek, onun zamanını gözlemek, o işi yapmış, yapmış gibi oluyor. O vakit içerisinde, beklenen vakit içerisinde o hayırlı iş yapılmış gibi kabul ediyor Cenab-ı Hak. Kurre ravi bu son söz Enes radıyallahu anh'ın Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadisi şerife dahildir demiştir. Demek ki burada bir ihtilaf var. Hasan Basri'nin sözü müdür bu son söz yoksa peygamberimizin hadisinin devamı mıdır? İhtilaf var. İnsanlar bir hayrı gözetleyip bekledikleri müddetçe o hayrı yapmış sayılırlar sözünde. <laughs> Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsın namazdan sonra beklemeyip hemen istirahate çekilmeyip ve böylece gece namazıyla sabah namazına kolayca kalkabilmeyi tavsiye ederlerdi. Bunun için de yatıdan sonra lüzumsuz konuşmaları yasaklarlardı. Yatıdan sonra fazla lüzumsuz konuşmayın, oturmayın buyuruyorlardı. Ancak İslami ilimlerde derinleşmek ve onları neşretmek, dini bilgilerini artırmak, Müslümanların zaruri ihtiyaçlarına karşılamak, Müslümanlara yardımcı olmak ve onlara yardımcı olmak gibi ilmi ve hayri, hayırlı faaliyetler için kendilerine geç vakitlere kadar çalıştıkları ve Müslümanlara müsaade ettikleri olurdu. Normalde iş normal lüzumlu bir iş yoksa yastan sonra hemen istirahate çekilmek lazım. Ama böyle bir iş olduğunda da buna cevaz veriliyor. İnsanlar bir hayrı gözetleyip bekledikleri müddetçe o hayrı yapmış sayılırlar cümlesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mi yoksa Hasan Basri hazretlerine mi ait olduğu hususunda raviler ihtilaf etmişler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir hayatında bir defasında bize yatsıyı kıldırmışlardı. Selam verince ayağa kalkıp bu geceyi görüyorsunuz ya işte bu geceden itibaren 100 sene sonra bugün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır buyurdular. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kelamı alisini anlamakta yanılıp biraz da korkuya kapıldılar. Ve 100 sene hakkındaki şu malum dedikodulara yani 100 sene sonra kıyamet kopacaktır zan ve korkularına daldılar. 100 sene sonra yeryüzünde kimse kalmayacaktır sözünden ha demek ki 100 sene sonra kıyamet kopacak gibi bir mana çıkarılmış, öyle anlayanlar olmuş. Abdullah Evni Ömer Hazretleri bunu düzeltiyor. Halbuki Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır buyurmakla bu müddetin bu asırda yaşayanları yok edeceğini haber vermek istemişlerdi. Yani şu anda hayatta olan kimse kalmayacak manasında. Bu hadis-i şerif de yatsıdan sonra fıkıh ve diğer hayırlı işler için oturup konuşmanın cevazına delildir. Yani Peygamber Efendimiz yatsı namazından sonra ashabına bu bilgileri verdiği için yatsıdan sonra demek ki ilimle meşgul olunabilir ihtiyaç olduğunda o manayı çıkarıyor İmam Buhari Hazretleri. Bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerinden biridir aynı zamanda. Alimlerin istatistiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu haberi verdikleri Hicri 11. seneden itibaren 100 sene sonra Hicri 111. senede o gün hayatta olan 11. senede hayatta olanlardan hiç kimse kalmamıştır. Hiçbir insan hayatta kalmamış. En son kalan sahabi Ebu Tufeyl Amir bin Vasile radıyallahu anh'dir. Bütün hadisçiler de bu zatın Hicri 110 senesinde vefat ettiğinde müttefiktiler. En son sahabi Ebu Tufeyl Amir İbni Vasile 110 senesinde vefat etmiş. 111 senesinde artık. Onun vefat ettiği gün yeryüzünde hiçbir sahabi kalmamıştır. allah Teala hepsinden razı olsun. Efendimizin verdiği haber bu şekilde tahakkuk etmiş oluyor.